Geçen hafta iteratif algoritmalara baktık. İteratif algoritmaları nasıl tasarlıyoruz? Time ve space kompleksitelerini nasıl analiz ediyoruz? Bunları gözden geçirmiştik. Hatırlayacağınız üzere summation problemi, yani içinde n tane rakam olan bir array'deki elemanları toplamak için harcadığımız zaman 3n artı 3'tü. Burada n input size'ımızdı. Power, Gauss array'ini hesaplamak istediğimizde 3n artı 2'lik bir algoritma vermiştim. Linear search, array'deki unsorted bir array'deki bir key'i bulmak için harcadığımız zaman 3n artı 2 idi. Binary search için 5 log n artı 3, matrix multiplication için de n küp artı n square şeklinde running time olan algoritmalar vermiştik. Şimdi bu tür algoritmaların running time'larını hesapladıktan sonra siz bunları dış dünyaya bildirmek istiyorsanız n küp artı n square'de çalışan bir algoritmanız var demek istemezsiniz. Veya 5 log n artı 3'te çalışan bir algoritmanız var demek istemezsiniz. Bunları daha kısa, succinct bir şekilde ifade edebilmek istiyoruz. Şeyimiz, asimptotik notasyonların motivasyonu bu. Bunun sebebi ne? Çünkü önemli olan bir running time'a baktığınız zaman küçük input size'lar değildir. Önemli olan algoritmanın büyük input size'lar için nasıl davrandığıdır. Yoksa n eşittir 2, 3, 5, 20 gibi küçük data size'lar için algoritmanın nasıl davrandığı çok da bir şey ifade etmez. Çoğunlukla bir algoritmayı dizayn ettiğinizde ona büyük inputlar vererek test eder veya onu öyle o şekilde çalıştırırsınız. Dolayısıyla algoritmanın behavior'ı asimptotik olarak performansı, yani en sonsuza giderkenki performansı bizim için önemlidir. Küçük input size'lar çok da önemli değildir. Bu yüzden 3 tane asimptotik notasyon tanımlamışlar literatürde. Daha doğrusu başkaları da var fakat ben 3 tanesini introduce edeceğim bu derste. Big O notation, asimptotik upper bound, omega notation, asimptotik lower bound ve theta notation, bu da asimptotik tight bound olarak geçiyor. Matematiksel definisyonları şöyle, Big O notation'ın, şu notation'a Big O notation diyorlar, böyle okunuyor. Order of Fn ya da Big O of Fn derler. Burada gördüğünüz gibi asimptotik upper bound'ı ifade ediyor aslında. Tn bizim hesapladığımız running time, algoritmamızın running time'ı Tn olsun. Şu fonksiyon. Şurası input size, burası da running time. Big O notation'ın tanımı şu. Tn, yani algoritmanızın running time'ı is Big O of Fn if there are positive constants Cn and 0 such that Tn is less than or equal to C times Fn for all n greater than or equal to n 0. Zaten bunu şuradaki graf çok iyi açıklıyor. Tn bakın şu fonksiyon. Diyelim ki C of f'n de şu olsun. N 0'a kadar bir şey söyleyemiyorsunuz. N 0'a kadar Tn de büyük olabilir. C times f of n de büyük olabilir. Fakat n 0'dan sonra dikkat edin. C times f of n her zaman Tn'in üstünde kalıyor. Yani Tn is upper bounded by C times f of n for all input sizes bigger than or equal to n 0. Bu önemli. Yani n 0'dan büyük olan tüm input size'ları için Tn'in C times f of n'den daha küçük olması lazım. Zaten matematiksel olarak bu da o demek. Tn is less than or equal to C of f of n ne demek? Tn'in C of f of n'den C times f of n'den daha küçük olması demek. Zaten bu grafta onu gösteriyor bakın. N 0'dan büyük bütün input size'ları için Tn is less than or equal to T of f of n. Matematiksel olarak göstermeye çalıştığımız şey. İntüitif olarak peki ne yapmaya çalışıyoruz? İntüitif olarak yapmaya çalıştığımız şey aslında bu şurada bir polinom varsa bu polinomun şeyi koefficient'i en yüksek olan parametresi hangisi ise onunla ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bir önceki örneğe geri gidersek şuraya mesela burada diyeceğiz ki bu algoritmanın matrix multiplication dominant olan faktör üstü en yüksek olan şeydir. Koefiş ne diyelim buna term'dür. N square mesela önemli değildir. Yani n sonsuza doğru giderken bu fonksiyonu domine eden term n küptür. N square önemli değildir. Dolayısıyla aslında n square'ı ignore edip direkt matrix multiplication is order of n küp demek istiyoruz. Burada da şu 5 log n veya artı 3 bunlar önemli değil. Yani bu şey gereksiz parametreleri bir nevi ignore edip algoritmamız direkt log n demek istiyoruz. Burada order of n demek istiyoruz. Linear search için, power için şu en azından bu versiyonu power'ın order of n demek istiyoruz. Summation için order of n demek istiyoruz. Bunun 3n artı 3 ila 8n artı 5 olmasının bir önemi yok. Yani şu gereksiz değerleri, gereksiz terimleri diyelim. Onları fonksiyondaki gereksiz terimleri ignore edip çok daha
kısa bir şekilde, yani succinct bir şekilde running time'ımızı ifade etmek istiyoruz. Dediğimiz gibi asimptotik notasyonların motivasyonu bu. Şimdi matematiksel definition'dan gidersek, size böyle bir şey verilirse, mesela tn'iniz 50n olsun. 50n ne diyeceksiniz? Order n diyeceksiniz. Niye? Yani şuradaki 50n'in bir önemi yok, onu demek istiyorum. Niçin? Çünkü matematiksel definition'a bakarsanız ispatlamamız gereken şey ne? 50n küçük eşittir sum c times f of n for all n büyüktür sum n0. Burası 1 olmak zorunda değil. Bakın bu bir n0. Herhangi bir n0 seçeceksiniz. Burada seçeceğiniz c ve n0'ın pozitif constant'lar olması gerekiyor. Ve öyle bir c ve n0 seçeceksiniz ki şu equation her zaman doğru olacak. N büyük eşittir n0 için. Burada tabii çok kolay bu. 50n her zaman c 50 seçersek, n0'ı da 1 seçersek her zaman doğrudur. Çarpmayın. Şunu gözden kaçırmayın. Buradaki eşitsizliği satisfy eden tüm c ve n0 değerleri şeydir. Bunu ispatlamanız için yeterlidir. Yani illa c'yi 50, n0'ı 1 almak zorunda değilsiniz. C'yi 60 alsanız, n0'ı 5 alsanız o da sonuçta sizin şu inequality'yi şey yapar, satisfy eder. Dolayısıyla burada seçeceğiniz c ve n0'ın illa tight, yani küçük rakamlar olmasına gerek yok. Önemli olan şunu satisfy eden bir c ve bir tane n0 seçmeniz. Birkaç tane daha örneğe bakalım. 2n artı 5 nedir? Direkt zaten az önce söylediğim gibi şeyi üstü en yüksek olan terim hangisi ise onunla ifade edilir. Asimptotik upper bound'un şeyi odur. 2n artı 5 nedir? Order of n'dir. Zaten buradan görüyoruz. İspatını nasıl yapacağız? 2n artı 5'in c times n0'dan küçük olması lazım. Buradaki bir c'yi seçmemiz lazım. Bu tür şeylerle karşılaştığınızda bir de tabii n0'ı seçmeniz lazım. Bu tür şeylerle karşılaştığınızda yapmanız gereken en basit şey. Mesela 5 aslında 5 değil de 5n kabul etseniz o zaman burası ne olur? 7n olur değil mi? Direkt şöyle baktığınızda 2n artı 5 her zaman 7n'den küçüktür. Böylece n0'ı da 1 olarak alabilirim. Zaten 2n artı 5 n0'ı 1 düşünün. 1'e koyduğunuzda buraya, burayı 7 eder, burada 7 eder. Bundan sonraki bütün n değerlerinde bu her zaman satisfy edilir. 2n artı 5 aynı zamanda 3n'den de küçüktür. Yani c'ye 7 değil de 3 alsaydım bu sefer n0 değeri değişirdi. Çünkü n eşittir 1 için burası 7 eder, burası 3 eder. Burası inequality n0'ı 1 alırsam doğru olmaz. Fakat n0'ı 5 alırsanız 5'te bakın burası 10, 15 eder, burası da 15 eder. Bundan sonraki tüm n0 değerlerinde yani 6, 7, 8 gibi değerlerde artık şu inequality hold etmeye başlar. Burada dikkat etmeniz gereken bizim ispatlamaya çalıştığımız şey şu. Burada bir tane n, c ve n0 değeri yok. Birden fazla c ve birden fazla n0 değeri için bu inequality'yi satisfy etmeniz mümkün. Sizden bu tür bir şey sorulduğu zaman istenen bu inequality'yi satisfy eden herhangi bir c ve herhangi bir n0 değerini bulmanız. Şunu da gözden kaçırmayalım. Asimptotik notasyonun yani Big O notasyonunun definition'ı şuna izin veriyor. 2n artı 5 order of n olduğu gibi order of n square'dir aynı zamanda. Niye? Çünkü şuradaki inequality'ye bakarsanız c of n square'den 2n artı 5 küçük mü? Evet. C'yi direkt 1 alırsınız. n0'ı da 4 alırsınız. O zaman bu direkt satisfy olur. C'yi 2, n0, 3 alırsanız da satisfy olur. Fakat hiç kimse şöyle bir algoritmanın running time'ı için benim algoritmam order of n square demez. Çünkü asimptotik tight bound değil. Yani upper bound'u mümkün olduğu kadar tight yapmaya çalışırsınız. Onu tight yapmanın yolu da algoritmanızın, running time'ınızın dediğim gibi üstü en yüksek olan terimi hangisiyse onunla ifade edersiniz. Ama definition'ın buna izin verdiğini de gözden kaçırmayalım. Son bir iki örnek daha yapalım. Mesela algoritmanızı running time'ını hesapladınız. N çarpı n artı 1 bölü 2 çıkıyor. Bu karşımıza çok çıkacak olan bir running time olduğu için bu örneği verdim. N çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu order notasyonuyla ifade edin deseniz. Bu nedir? N çarpı n artı 1 bölü 2. N square over 2 plus n over 2. Bu da burada göreceğiniz gibi order of n square olmak zorunda. İspatı da şöyle. N square artı n square bölü 2 artı n bölü 2 c'yi 1 seçersem n0'ı da 1 seçersem doğrudur. Niye? Çünkü hani bunu n değil n square kabul etseniz n square bölü 2 artı n square bölü 2 aslında n eder. O da c'yi 1 seçmemizin bu şeyi inequality'yi satisfy edeceği anlamına geliyor. Tabii ki başka değerler için de bu doğrudur. Aynı zamanda az önce de dediğimiz gibi
Bu aynı zamanda order of n-küptür ama kimse böyle bir running time'ı n-küple ifade etmez. Çünkü bu asimptotik olarak upper bound ama tight bir upper bound değil. Siz az önce söylediğim gibi asimptotik upper bound'ları ifade ederken mümkün mertebe tight, en tight olan bound da ifade etmek istersiniz. Son bir örnek daha yapayım. 3n küp eksi 4n square artı 3n eksi 4 şeklinde bir running time olan bir algoritmanız var diyelim. Bunu şey yapacaksınız. Bu tür şeylerde karşılaştığınız zaman yani sonuçta definition'ımız bu. Bunun big O of n küp olduğunu ispatlayabilmem için şuradaki c'yi ve n0'ı bulmam lazım. Bu tür şeylerde en basit şöyle yaparsınız. Bu eksi terimleri ignore edin. 3n küp 3n. Bunu n küp olduğunu kabul edin. Dolayısıyla 3 artı 3 6n küp yapar. Eksileri ignore edin. Burada o zaman c'yi 6 seçersem bu nedir? Şunun doğru olması lazım. Yani 3n küp eksi 4n kare artı 3n eksi 4 direkt 6n square'den küçüktür. For all n 0 büyük eşittir 1. Daha başka değerler için de bu doğrudur. Mesela bunu illa 6 yapmak zorunda değilsiniz. Muhtemelen bu 4n küp seçseniz burayı. O zaman n0'ı biraz büyütmeniz gerekir. Mesela 5, 6, 10 gibi bir değer seçerseniz onun için de bu inequality'ni satisfy ettiğini göreceksiniz. Bakacağımız ikinci asimptotik notasyon omega notasyonu. Big O notasyonu asimptotik upper bound'tu. Omega notasyonu ise asimptotik lower bound. O yüzden definition'ı bir nevi şeyin tam tersi. Burada tn is omega of f of n if tn is greater than or equal to some c times f of n for all n büyük eşittir n0 diyorsunuz. Bakın az önce asimptotik upper bound'da c times fn tn'in üstünde kalıyordu. Yani tn is smaller than c times f of n'di. Omega notasyonda ise tam tersi. Tn must be greater than or equal to some c times f of n. Zaten c times f of n'in aşağıda kalması lazım asimptotik lower bound olabilmesi için. Matematiksel definition'ı bu. Buna göre 2n artı 5 nedir? Omega of n'dir. N'den daha büyüktür. Niye? Çünkü çok basit. Şöyle bir şey düşünürseniz 2n artı 5 büyük eşittir c times n. For all n büyük eşittir n0 dememiz lazım. Burada c'yi 2 seçerseniz, n0'ı da 1 seçerseniz bunun doğru olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde c'yi 1 de seçebilirdim. Yani 2n artı 5 sonuçta büyük eşittir n'dir. For all n büyük eşittir 1. O yüzden hani c'ye 2'ye 1 de seçebilirdim, 1'e 1 de seçebilirdim. Önemli olan şu inequality'nin satisfy ediliyor olması. 5n kare eksi 3n'e bakalım. Burada da asimptotik lower bound'un n square olması gerekiyor. Niye? Çünkü 5n kare eksi, eksi 3n büyük eşittir 4n kare. C'yi burada 4 seçmişiz. n0'ı da bu durumda 4 oluyor. Eğer c'yi 1 seçseydim, yani burası 5n square eksi 3n büyük eşittir 1n square olsaydı muhtemelen n 1 olabilirdi. Bakalım burası eğer 1 olsaydı n'i n0 1 seçseydim burası 5 eksi 3 2 yapar. Burası 1 yapar. Evet doğru. Demek ki c eşittir 3 pardon c eşittir 1 n eşittir 1 içinde n0 eşittir 1 içinde bu inequality satisfy oluyor. O yüzden farklı c ve n0 değerleri için bunun doğru olduğunu rahatlıkla ispatlayabiliriz. Bir tane daha bakalım örneğe. 3n küp eksi 4n kare artı 3n eksi 4 n küp müdür? Omega of n küp müdür? Evet. Çünkü ispatlamamız gereken şey şu. Şu bizim running time'ımız. Bunun neyden büyük olmasını istiyoruz? Some c times n küp for all n büyük eşittir n0. Dolayısıyla bir n0 bulacağız. Bir de c değeri bulacağız. C'yi 1 alalım. Yani sonuçta herhangi bir pozitif değer olur. 1 alırsak o zaman ne ispatlamamız gerekiyor? Şu. Bunu satisfy edecek bir n0 bulmamız gerekiyor. Mesela n0'ı 1 alırsak doğru oluyor mu? Buraya 1 koyun. Bakın 3 eksi 4 artı 3 eksi 4 büyük eşittir 1 mi? Hayır. Çünkü burası 3, 6, eksi 8, eksi 2 eder. Eksi 2 birden büyük değil. Ama n0'ı 2 alırsanız burası 24, 6 daha 30, 30 eksi 4, 10. Dolayısıyla burası 10, burası 1. Onun için c eşittir 1 ve n0 eşittir 2 değerleri için bunun doğru olduğunu görüyorsunuz. Asimptotik lower bound genellikle bir algoritmanın bir problem için lower bound'ı ifade etmek için kullanılır. Yani bunun kullanım yeri orası. Bir algoritma bir problem var diyelim elinizde. O problemin çözülebilir yani elde edilebilir en düşük running time'ı nedir diye soruyorsunuz kendinize. Bunun için genelde bunu ifade etmek için genelde kullanılır. Burada iki örnek vereyim. Bu derste de bunu göreceğiz zaten.
searching problemi. Bu searching problemini data structure dersinde gördüğümüz için tekrarlamayacağım. Zaten linear search ve binary search'ü tekrarladık. Comparison tabanlı, yani karşılaştırma tabanlı tüm searching algoritmalarının lower bound'ı omega of log n'dir. Bu şu demek, eğer karşılaştırma tabanlı bir algoritma tasarlıyorsanız searching problemi için, bunun log n'den daha hızlı çalışması teorik olarak imkansızdır. O yüzden siz bir searching algoritması tasarladınız diyelim, tabii ki karşılaştırma tabanlı ve bu log n'de çalışıyor. O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Benim algoritmam zaten teorik olan en düşük running time'a sahip. Bundan daha hızlı bunu yapmam mümkün değil. Aynı şey sorting problemi için geçerli. Sorting probleminde karşılaştırma tabanlı bir sorting algoritması tasarlıyorsanız bunun running time'ı n log n'den daha düşük olamaz. Eğer siz n log n'den daha hızlı çalışan bir sorting algoritması tasarlamak istiyorsanız karşılaştırma tabanlı olamaz. Karşılaştırma haricinde bir yöntem kullanmanız gerekiyor. Bunu zaten bu derse de göreceğiz. Counting Sort ve Radix Sort diye iki tane sorting algoritması göstereceğim size. Orada n log n bound'unu, yani n log n lower bound'unu break edebilmemiz için, onun altına düşebilmemiz için karşılaştırma yapmayacağız. Başka yöntemler kullanacağız. Ama siz karşılaştırma tabanlı bir sorting algoritması tasarlıyorsanız yapabileceğiniz en iyi, dizayn edebileceğiniz en iyi running time n log n. N log n'den daha hızlı çalışan bir algoritma tasarlamanız, dikkat edin, teorik olarak mümkün değil. Yani it's impossible to design a comparison based sorting algorithm that runs lower than n log n. Onun için n log n bu problem için bir asimptotik lower bound'dır. Bu çok önemli bir lower bound. Bu sorting probleminin lower bound'u. Çünkü bu kullanılarak başka problemlerin lower bound'larının da n log n olduğu ispatlanıyor. Meraklısı için söyleyeyim. Mesela convex hull problemi bu kategoriye girer. Yani şuraya yazayım. Convex hull has a lower bound of gene n log n. Şunu da buradan kopyalayayım isterseniz. Merak edenler için söylüyorum bunu. Bunun gibi başka sorting'in, yani şu lower bound'u, bunu ispatlamak kolay. Bunu kullanarak başka problemlerinde lower bound'larının n log n olduğu ispatlanıyor. Üçüncü asimptotik notasyonumuz theta notation ya da asimptotik tight bound. Asimptotik tight bound direkt big O ve omega notasyonların, yani asimptotik upper bound ve lower bound'un birleştirilmiş hali. Sizin algoritmanızın running time'ı tn olsun. Eğer tn is theta of fn, yani matematiksel definisyona bakarsanız tn is theta of fn. If there are positive constants, bakın bu sefer c1, c2 ve n0 diye 3 tane constant bulmamız gerekiyor. Such that tn is greater than or equal to c1 tane fn, yani asimptotik lower bound'u fn hem de asimptotik upper bound'u fn olacak. Yani bir running time'ınızın hem asimptotik lower bound'u hem asimptotik upper bound'u fn ise o zaman running time'ınız theta of fn'dir. Buna göre 2n artı 5 theta of fn'dir diyebiliriz. Niye? Çünkü ispatlamamız gereken şey şu. Hem bunun lower bounded by n hem de upper bounded by n olduğunu göstermemiz lazım. Lower bound kısmı burası. 2n küçük eşittir 2n artı 5. Burada bir c bulmamız gerekiyor. C'yi 2 alalım mesela. 1 de alabiliriz. Upper bound kısmı da burası. 2n artı 5 küçük eşittir 3n diyebiliriz veya 7n diyebiliriz. Bunları seçersek, mesela bu örnek için burayı 2, burayı 5, 3 seçerseniz, C1'i 2, C2'yi 3 seçerseniz N0'ı 5 seçmeniz gerekiyor. Bunu 1, bunu da 7 seçerseniz N0'ı 1 alabilirsiniz mesela. N0 1 olabilir. Başka bir örnek, 5n kare eksi 3n theta of n square'dır. Niye? Önce lower bound'u gösterelim. Lower bound'da C1'i 4 almışız. Yani ben olsam, yani başka bir şeyde 1 alabilirsiniz. Direkt 5n square eksi 3n büyük eşittir 1n square de diyebilirsiniz. Burası da upper bound kısmı. Upper bound da direkt C2'yi 5 almış ama isterseniz 8 alın. Fark etmez. Dediğim gibi önemli olan burada şu inequality satisfy edecek constantlar ve bir onu şey yapacak n0 bulmanız. Şu grafı aslında, yani şu graftaki gösterilen şeyi matematiksel olarak ifade etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir C1, C2 ve N0 bulacaksınız ki N0'dan büyük olan bütün input değerleri için Tn C1 Fn'den büyük olacak, C2 Fn'den de küçük olacak. Şunu ifade etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bunu satisfy eden bir sürü C1, C2 ve N0 değerleri bulunabilir. Bu derste göreceğimiz algoritmalara bakarsanız çoğunlukla bunların
şöyle algoritmalar olduğunu göreceksiniz. Constant tabii ki order one, bundan daha hızlı bir algoritma tasarlayamazsınız. Order one aslında bütün algoritmalar için aynı zamanda bir lower bound'tır. Yani one. Onun için tüm algoritmalar omega of one'dır diyebilirsiniz. Yani birden daha hızlı bir constant time. Sonuçta constant time'dan daha hızlı bir algoritma tasarlayamayacağınıza göre constant time bütün algoritmalar için lower bound'tur. Ama bazı algoritmalar için aynı zamanda upper bound. Mesela bunu data structure dersine alanlar bilir. Hash table'larda insert, delete ve search operasyonları expected order one'da çalışıyor. O yüzden hash tabloları çok önemli data structure'lar ve çok application var. Yani bir sürü problemde hash table kullanılma sebebi bu. Order one'da çalışıyor bütün her şey. Searching, log n, bunu söylemiştik. Comparison based bir searching algoritması log n'de çalışıyor. Extrapolation search diye bir şey var. Log n'de çalışıyor. Bu tabii ki normal comparison based bir searching algoritması yanında data hakkında belli şeyler bilip daha akıllı işler yaptığı için log n'de çalışıyor. Detaylarını hatırlamıyorum. Onun için ilgilenenler internetten baksınlar extrapolation search ne diye. Linear search, linear time algoritmalar. Bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Çoğunlukla bir input verildiği zaman, yani en büyüklüğünde bir input, eğer oradaki bütün elemanlara en az bir kere dokunmanız gerekiyorsa, mesela summation probleminde böyle, summation probleminde bir array veriliyorsa size, array'deki tüm elemanlara en azından bir kere dokunmanız gerekiyor üst üste toplamak için. O yüzden order n'den daha hızlı çalışmaz mesela bu tür algoritmalar. Genelde order n'de çalışan algoritmalar o yüzden iyidir. Eğer bütün dediğim gibi input'a bir kere dokunmanız gerekiyorsa. Ama binary searching probleminde bütün elemanlara bir kere dokunmanız gerekmiyor. Binary search o yüzden ne yapıyor? Log n'de çalışıyor. N log n, göreceğimiz çoğu iyi sorting algoritması n log n'de çalışacak. N square, yine bazı sorting algoritmaları n square'de çalışıyor. Bunlar data size ufakken kabul edilebilir ama data size büyüdükçe n square algoritmalar artık çığırından çıkmaya başlıyor. Kübik algoritmalar, bir tane örnek verdik. Matrix multiplication mesela kübik bir algoritma. Kübik algoritmalar, data size'lar yine ufakken manage edilebilir ama data size'lar büyüdükçe artık kübik bir algoritmanın çok uzun zamanlar aldığını göreceksiniz. Peki bu tür kübik, matrix multiplication'ın sonuçta bilinen en iyi algoritması, dediğim gibi divide conquer bir algoritma var. En üzeri 2.76 olması lazım. Yani buna daha hızlı zaten çözülemiyor bu. O zaman peki daha hızlı bu problemi çözmek için ne yapıyorlar? Paralel processing kullanıyorlar. O yüzden bu çok paralelleştirmeye uygun bir, matrix multiplication paralelleştirmeye çok uygun bir problem. Çünkü bunlara o yüzden embarrassingly parallel application'lar diyorlar. Parallel processing kullanıyorlar. Bunlarla ilgileniyorsanız Nihat Hoca'nın açtığı parallel algoritmiz ve parallel processing derslerini alabilirsiniz. Özellikle biliyorsunuz şu anda bu tür şeyler, problemler daha çok CUDA, NVIDIA CUDA architecture üzerinde paralelleştiriliyor. Single instruction multiple data problemle şeyleri, architecture bu. Orada çok güzel paralel olarak şey yapılabilen, çalıştırılabilen kodlar bunlar. Niye bunlar önemli? Çünkü bugün deep learning algoritması diye deep learning dersini alırsanız göreceksiniz. Deep learning algoritması diye gördüğünüz o tüm şeyler, algoritmalar aslında matrix multiplication kullanılıyor. Bir weight matrisi var. Input var. Input'la weight'leri sürekli çarparak bir computation yapıyorlar. Bu işin hızlı olması gerektiği için de genelde CUDA'da, NVIDIA CUDA architecture üzerinde yapıyorlar bu tür computation'ları. Hani bunlarla ilgisi olan arkadaşlarınız için söylüyorum. Bu dersin devamında mutlaka buna biz hep paralel algoritma göstermiyoruz. Bu derste gösterdiğimiz tüm algoritmalar seri algoritmalar. Yani elimizde bir tane CPU var ya da bir tane single thread of control var. Onun üzerinden bir computation yapıyoruz. Eğer bunları hızlandırmak istiyorsanız, paralel processing yapmak istiyorsanız o zaman ya multiple CPU'su olan architecture'larda bunları çalıştıracaksınız ya da CUDA gibi single instruction multiple data architecture'larında çalıştırmanız gerekiyor. Exponential algoritmalar var. Biz bu derste bunlara şöyle bakacağız diyeyim. Belli exponential algoritmaları gösterip bunları dynamic programming'de daha hızlı nasıl çözebileceğimizi ifade edeceğiz. Bunlar n üzeri 2 üzeri n algoritmalar. Şuradan polynomial time algoritmalar olarak yazdığım yere bakarsanız, eğer bir algoritmanın running time'ı n üzeri k ise, k burada bir constant olmak üzere, n üzeri 5, n üzeri 100, n üzeri 200 fark etmez. Orada n üzeri k ile ifade edilen tüm algoritmalar polynomial time algoritma olarak geçer. Bundan daha büyük running time olan algoritmalar tabii ki var ki optimizasyon problemlerinin çoğunun şöyle
en 2 üzeri k, 5 üzeri k falan gibi çok daha pardon 2 üzeri n, 5 üzeri n yani n üzeri n hatta gibi çok daha büyük running time olan algoritmalar olduğunu göreceksiniz. Bunlar exponential ya da np complete algoritmalar olarak geçiyor. Bunların da yani n üzeri n'i bir düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar büyük bir running time olan bir algoritma olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden hani n küp size büyük gibi gelebilir ama çoğu optimizasyon problemi şu kategoriye düşüyor. Bazı matematiksel formülasyonlar da aklınızda bulunsun. Bunlar bize lazım oluyor çünkü algoritmaları analiz ederken. Mesela birden n'e kadar rakamların toplamı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. N çarpı n artı 1 bölü 2. Square'lerin toplamı n çarpı n artı 1, 2 n artı 1 bölü 6. Yani n küp yaklaşık olarak n küp bölü 3. Geometrik seri bu çok karşımıza çıkıyor. A üzeri i'lerin toplamı. A üzeri n 1 sıfırdan n'e kadar. A üzeri n artı 1 eksi 1 bölü a eksi 1. Tabi a burada 1'den büyükse. A 1'den küçükse o zaman 1 eksi a üzeri n artı 1 bölü 1 eksi a şeklinde çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak topladığınızda theta of 1'a converge ediyor. Geometrik seriyiz. Şunu ben aklımda pek tutamıyorum. Bunları da tutamıyorum. Ama şu logaritmler çok önemli. Log a üzeri b biliyorsunuz. Buradaki b dışarı çıkar. B log a olur. Çarpmanın logaritması toplamdır. Yani a çarpı b, b'nin logaritması log a artı log b'dir. Bölmenin logaritması da log a eksi log b'dir. Şu özellikle çok karşımıza çıkıyor. Yani bunu en azından bilmeniz gerekiyor. Bir de şu tür summation'lar karşımıza çıkıyor. Mesela a'dan b'ye kadar fi'yi hesaplamak istiyorsanız genelde 0'dan b'ye kadar fi'yi hesaplayıp 0'dan a eksi 1'e kadar fi'yi hesaplayıp bunu çıkartırsınız. Çünkü a'dan b'ye fi'yi hesaplamak genelde zordur. Ama bir şeyi 0'dan b'ye kadar hesaplamak genellikle kolaydır. O yüzden şu lower bound'ı genelde 0'a çekerek hesap yapmanız daha kolay olur. O da şu tür yani bunu A'dan B'ye F'yi toplamını şu şekilde ifade etmek çok işimize yarıyor. Aynı şekilde şuradaki çarpma constant'larını dışarıya almanız da mümkün. Mesela şöyle bir toplam hesaplayacaksınız. 4i kare eksi 6i'nin 1'den n'e kadar 4'ü dışarı çıkartırsınız. Bunu da dağıtırsınız. 4 1'den n'e kadar i karelerin toplamını 4 ile çarparsınız. Eksi 1'den n'e kadar i'lerin toplamını 6 ile çarpar. Eksi yaparsınız. Onun için bunu bu şekilde dağıtmanız, distribute etmeniz mümkün. Bu tür şeyler aklınızda bulunsun. Dediğim gibi algoritmaları analiz ederken karşımıza çıkıyor bu tür summation'lar ve bunların çözümleri en kolay böyle yapılıyor.